Yeni bir Valorant videosundan hepinize merhabalar. Bu bölümümüzde birazcık daha böyle yeni başlayanlara özel, acemilere özel, oyuna girmeden önce neler yapabilirsiniz, nasıl oyunu öğrenebilirsiniz, maçlara katılmadan önce bunları söyleyeceğim, anlatacağım. Öncelikle oyunda bir poligon alanı var. Hemen oyun içerisinde sağ üst tarafta göreceksiniz girerken. Poligon alanına girdiğiniz zaman buradan böyle gerek silahlarınızı, gerek sekmeleri, gerek atışlarınızı, gerek hasarlarınızı, gördüğünüz gibi, gerek karakterlerinizin özelliklerini, birçok şeyi deneyebildiğiniz alan. Öncelikle oyunda 10 tane karakter bulunuyor. Hepsinin böyle teker teker ne işe yaradığını, skillerinin neler yaptığını bu alanda deneyebilirsiniz. Bu video birazcık daha detaylı değil ama nasıl desem, özet şeklinde nasıl tüm denemelerinizi yapabileceğinize yönelik bir video olacak. Bunların birazcık daha detaylarına inebilirim yeni videolarla. Bu birazcık sizlerin de tabii ki de talebine kalmış bir durum. Hani 10 tane karakter bulunuyor oyunda. Misal veriyorum şu an için 10 tane. Karakterlerin her birinin teker teker neler yaptığı ya da aim geliştirmek için neler yapılabilir tarzında daha farklı videolar da olabilir. Öncelikle ben abi hassasiyetimi ayarlamak istiyorum, misal veriyorum. Ayarlar kısmından zaten nişangahtan buradan nişangahınızı ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Büyütüp küçültebiliyorsunuz buradaki sayılar üzerinden. İşte gördüğünüz gibi hop 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 bu şekilde birçok ayar yapabiliyorsunuz. Ben şu an için bu nişangah rengini tercih ediyorum. Bunun dışında hassasiyetinizi ayarlardan ayarlayabildiğiniz gibi buradan, ama bunu sonra açacağım. Buradan da aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ama buradan ayarlarken de bir yandan da botlar üzerinden deneyebiliyorsunuz hassasiyetinizi. Misal veriyorum. Şuradan botları ayarlayalım. Bu arada bu sağ taraf görünmüyor. Ben 1920'de 1080'de oynamadığım için şu anda görünmüyor. Ama onu 1920'ye 1080'e aldığınız zaman buraları görebilirsiniz. Zaten ne işe yaradığını öğrendikten sonra görmeden de tık tık tıklayabiliyorsunuz. Şu anda şöyle botlarımızı getirelim. Evet, botlarımız geldi. Öncelikle herhangi bir karakteri alalım. Hani karakterlerin yeteneklerini rakiplere karşı oynamadan nasıl öğrenebiliriz, nasıl test edebiliriz? Oyundaki botlar, gördüğünüz botlar bu test etmek için birebir aslında oldukça faydalılar. Şöyle bir karakter alalım. Ne alalım? Mesela Sova'yı alalım. Sova'dan çok daha net bir şekilde gösterebilirim. Sova'nın yeteneklerinden bir tanesi drone uçurup rakiplerin yerini öğrenmek ve drone ile işaretleyebildiğiniz bir rakibi drone bittikten sonra da duvarların arkasından görebilmek. Misal veriyorum. Şu an uçurduğum zaman bakalım. İnfo alma adına hop rakiplerin yerlerini görüyorum. Herhangi birini işaretleyelim mesela. Seni işaretledim. Hop dönelim. Gördüğünüz gibi duvar arkasından yaklaşık olarak 3 kere onun yerini görebiliyorum. E-skill'imize geçelim. E-skill'i Sova'nın yine rakiplerin görüşünü alma, fakat bu atılan ok ile atılan bir şeycik tarafından alma diyeyim. Misal veriyorum, şöyle direkt hop ortalarına atalım. Sekmeyi açsam da olur, açmasam da olur. Zaten ortalarına atacağım, bir şey değişmeyecek. Hop, gördüğünüz gibi toplamda 3 kere yapıyor ve rakiplerinizin yerlerini görebiliyorsunuz. Hani botları böyle, ya ben bu karakterlerin skill'lerini bunların üzerine, yeteneklerini bunların üzerine deneyemem şeklinde düşünmeyin. Tamamen deneyebiliyorsunuz. Yani işlevseller aynı şekilde. Hatta isterseniz şöyle de yapalım. Dur, tekli oldu değil mi? Yok, böyle değil. Heh, tamam. Birazcık böyle koştursunlar da etrafta. Başka bir karaktere geçelim, hemen basitinden göstereyim. Viper'a geçelim. Mesela zehirini atmak istiyorum. Botlar yine hareket ediyor. Abi ben şöyle bir atayım bakayım. Botlar hareket etse bile şu an bu zehirden canları azalıyor teker teker. Ve bum, birazdan patlayacaklar. İşte can azalanlar zaten patladı arkadaşlar. Ya da ultimi denemek istiyorum. Abi benim ultim ne işe yarıyor? Ne yapıyor? Hiç fikrim yok. Normalde böyle çok detayına inmeyeceğim her karakterin ne yaptığına. Ama botların üzerinde bunu deneyebildiğimize dair sizlere bunu gösterebilmek adına bir örnek vereceğim. Viper'ın ultisi geniş bir alana büyük bir böyle duman bulutu gibi bir şey açıyor. Bu duman bulutunun içine giren bütün rakip takım arkadaşlarınız dahil canı bire düşüyor. Yavaş yavaş tık 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 böyle yüzden bire doğru düşüyor. Birin altına inmiyor. Hepsi bir canlı oluyor. Bir canlı olduğunda şöyle bir tek tık bıçakla göstereyim sizlere. Hop, tek yere, gördüğünüz gibi. Hop, tek yere. Ama bunun dışında en önemli faktör şu. Mesela şu rakip bir gitsin oğlum, git lan. Lan. Arkadaşlar şimdi şu anda ben karşınızda gördüğünüz boss'u görebiliyorum ultinin içerisindeyken. Ama o bot beni henüz göremiyor. Yani bu ultinin birazcık şöyle bir avantajı var. Viper, bu karakter, kendi ultisinin içindeyken rakipleri önceden görüyor. Rakipler kendisini sonradan görüyor. Öyle bir olayı oluyor.
gördüm, vurdum. Hop gördüm, vurdum. Bu şekilde. Şu anda duman bir gitsin abi. Git 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 git, seni bir kapatalım. Karakterlerinizi oyuna girmeden önce bu alanda teker teker bu şekilde test edebilirsiniz. Tavsiye ederim. Bütün özelliklerini deneyebilirsiniz. Yani rastgele bir tane de alalım abi. Şunu aldım. Lan bu karakterin mesela E'si varmış. Ne işe yarıyormuş E'si? Aa, öne atıyormuş kendisini. Dash atıyormuş. Burada ne bileyim. Aa, C var abi. Bu C ne? Smoke atıyor. Smoke atıyor. Peki ben bu smoke'u mesela şu tarafa atmak istiyorum. Atabiliyor muyum? Hop. Ya da atıyorum şöyle dışarıya doğru atmak istiyorum. Hop. Oraya kapatmak istiyorum. Hepsini burada deneyebilirsiniz. Q abi ne işe yarıyor? Aa, uçuyormuşum. Gibi. Bütün karakterleri rahat bir şekilde testleyebilirsiniz. Bunun dışında yine burada farklı farklı seçenekler bulunuyor. Mesela 100 hedef öldür, 50 hedef öldür, hareketli, hareketsiz, zırhları olsun mu, olmasın mı, sınırsız cephaneniz olsun mu, olmasın mı, kolay bot, zor bot hızları. Bunlar mesela birazcık daha hani şey olacaklar başlattığınız zaman. Gelecek abi, tık doğacak, hop doğdu, hop doğdu, hop doğdu, hop doğdu gibi. Bunun testlerinin hepsinde aim çalışırken göstereceğim ama burada birçok seçenek var. Hepsini kullanabilirsiniz. Bunun dışında en önemli noktalardan bir tanesi silahlarla bu oyunda koşarak atış edilmemesi gerektiği. Mesela bak, koşarak şuna bir atış etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi yani bayağı bir zor oldu öldürmesi. Seni işaretledim. Yani bazen evet şanslı mermiler gidiyor arkadaşlar. Gitmiyor değil de. Genel olarak mermilerinizin daha ateş açıklığının kanıtıdır bu. Birazcık daha hareket etmeden ya da çok az hareket ederek ateş etmeyi denemelisiniz bundayken. Mesela bak, koşmuyorum şu anda, gördüğünüz gibi sabitim. Şöyle bir vücudumda deneyeyim. Mermileri sizlere nasıl gittiğini göstermek istiyorum. Hatta ben bunları bir sabitleyeyim. Şöyle tutalım. Gördüğünüz gibi. Bir de şöyle koşarak bir daha göstereyim. Aradaki farkı görüyorsunuz. Hani daha çok böyle minimal hareketlerle ya da hareketli bir şekilde daha rahat yapabilirsiniz. Bunun dışında, peki abi iyi güzel bunları yaptık, şunu bir sıfırla, sen bir gel. Peki sekmeler nasıl? Bunları denemek istiyorsunuz. Bunları denemek için birazcık daha sekme mekaniği farklı oyun. Şurada bir bot var mesela. Yani şunun üzerine deneyebilirsiniz, bunun üzerine deneyebilirsiniz ama ben bunun üzerinden göstereceğim sizlere. İyi bakın arkadaşlar. Sola sağa, sola sağa. Mesela Van'da aldım mermiler. Sola sağa, sola sağa gidiyor belli bir süre sonra. Tabi bu kadar sprey atamayacaksınız. Şu an sınırsız mermi açık olduğu için bu şekilde. Ama örnek vermek istedim. Veya B'ye bastım. Silahlar burada. Silahların hangi metrelerde ne kadar hasar verdiklerini görmek isterseniz sağ tarafta bütün bilgileri mevcut. Bunları denemek isterseniz de Phantom. Mesela şu an bu mesafeden 156 vuracak. Kafaya tek atacak. Fix. Kalkan olsa da olmasa da gördüğünüz gibi 156, 156 gidiyor. Peki birazcık metreyi uzaklaştıralım. Hop. 140 vurdu aynen. Hop 140. Hadi birazcık daha uzaklaştıralım. Buradan da 140 vurdu. Tamam, biz seni o zaman şöyle yapacağız. Sen bir uza bakayım bir. Sen git. 124. Gördüğünüz gibi. 124, 124. Bundan sonrası zaten 124 şeklinde gidecektir. Farklı bir silahla denemek isterseniz Vandal'da mesafe fark etmiyor. 156. Sabit. Kafaya direkt tekler. Her silahın burada yine böyle kaç hasar vurdu vesairesi de bütün detayları mevcut. Buradan böyle teker teker inceleyebilirsiniz. Aynı şekilde sekmelerini de buradan deneyebilirsiniz. Ya bu silah mesela buradan ne kadar sekiyor? Mesela ne kadar aşağı çekmem gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Şunu 20 metreye çekelim. Şuradan ateş ettiğiniz zaman mermilerinizin ne kadar sonra nereye gittiğine dair her şeyi görebiliyorsunuz. Bütün böyle detayları buradan yapabiliyorsunuz. AWP üzerinden konuşacak olursam da AWP'de öncelikle şunu bir sıfırlayalım. Hiçbir şekilde kırmızı nokta yokken, bu gördüğünüz kırmızı nokta yokken ateş etmemeniz gerekiyor. Hadi bir örnek verelim şöyle, hop. Bakın buraya gitti mermi. Ben buraya tuttum. Hop. Ha, bir de shift'le gidelim isterseniz şöyle. Hop, yere gitti mermi. Hop, bir tık altına gitti mermi. Hop, buraya gitti. Bir de kırmızı nokta varken deneyelim. Bak, sabit duruyorum. Ya da koşarak sabit durup deneyeyim, hop. Nokta atışı. Hop. Nokta atışı. Bu şekilde gördüğünüz gibi mermiler gidiyor.
Bütün böyle silahların denemelerini buradan yapabilirsiniz. Oyuna geçmeden önce nasıl sekiyor, nasıl gidiyor, ne kadar hasar veriyor, neler yapabilirim tarzında poligon üzerinden gerek karakterleri gerek silahları deneyebilirsiniz. Bir sonraki videoda birazcık da eğim üzerine gideceğim. Ve sonrasında da karakterlerin böyle detayları üzerine inebilirim. Sizlerin de bu konuda dönüşlerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. En azından oyuna girer girmez böyle neler yapabilirsiniz, nereye girebilirsiniz, öğretici modu mu diyeyim, poligon modu mu gideyim, bunu sizlere açıklamak istedim. Sonrasında zaten azıcık daha böyle tecrübelenip oyun içerisine girdiğiniz zaman lan bunlar ne işiyor falan filan, ne işe yarıyor falan filan demeden böyle daha az diyerek oynamaya başlayabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.